Beşiktaş 4-2 yeniliyorsun. İki derbiyi de Hocam kaybediyorsun. Hocam bak Giresun'a yenilirsin. Giresun, Ender. İstanbul. Ender. Giresun'a yenilirsin. Başakşehir'e yenilirsin. Ama 4-1 bir birine, 3-0 bir birine yenilirsen rakiplerinden adama pardon derler. Kusura bakma. Bu büyük maç. Ne, ne diyoruz hep? Yıllarca. Ne diyoruz? Büyük maçın hali başka derbinin büyük takım. Sen birine 1 4-1, içeride 1 3-0 yeniliyorsan Pardon derler adam hocam. Hocam Fenerbahçe ile Galatasaray'ın deplasman puanları aynı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iç sağ puanlarında şu fark çıkıyor. Deplasmanda aldıkları puan Gala lider Galatasaray ile Fenerbahçe'nin aynı. Bak bu deplasman puanları. Bu iç sağ mı? He, o zaman yanlış söylediniz ama bana. Ha, dış, bu iç sağ mı? Onu söylüyorum arkadaşlar. İç sağ diyorum ben de zaten. İç sağ diyorum. Dış sağ diyorsunuz bana. İç sağda Galatasaray 38, Fenerbahçe 32. Dış sağda puanlar eşit. Deplasmanda oynadıkları maçlarda puanlar eşit. 32-32. İç sağda oluyor bu puan farkı. E Sebebi? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Şu dış sağda defansa daha ağırlık veriyorsun. ataklan gidiyorsun genelde. Yani arka tarafını sağlam alıyorsun. İçeride hucuma çıkıyorsun. Hucuma çıktığı zaman arka tarafı zaafı meydana çıkıyor. Çünkü senin arka tarafının yanından yürüye yürüye gidiyor rakipte forvetler. Hocam bugün gördün mi ya? Açık alanı bulduğu zaman forvet yürüye yürüye gidiyorlar. Dikkat et. Çok ağır. Ankara gücü maçı. Ankara ağır. gücü foru yürüye yürüye geçti. Tabii. Gol attı. Bir geçti vurdu. ikinci bir daha geçti vurdu. Yürüye yürüye geçti. Tabii tabii. E bu maçlarda da öyle. O kadar çok maç sayılır yani ki öyle. Yani içeride o dezavantajı var. Adamın arasından topu geçiriyor ya. Yani söylemek istemiyorum o kelimeyi de bir cümle var hani. Tabii bir, de şu, çok var. bir de şu var hocam. Bir de şu var iç sahada demek ki e, hücumda da pres yapmıyorlar defansa gelirken. Rakip Onu defası. sadece Dünya Kupası öncesinde yapıyorlar. Orta sahada ve orta sahada ve de çünkü defans yalnız defans olmaz biliyorsun korvetten başlar. Demek ki onu yeteri kadar yapmıyorlar ki rakip takım senin üzerine bu kadar tehlikeli Sadece gelebiliyor. Sadece Dünya Kupasına kadar yaptı. Ya bugün tabii. ikinci atılan gol herhalde ya. Gol geliyorum dedi ya. Bir top sağ, bir top or, bir top sola. Gol oldu. Bomboş o taraf. Evet. Az adamla gösterdi ya. Gibi. Yani görünüyor golün geleceği görünüyor. E sen onu veriyorsan golü yersin. sen onu vermeyecek hocam. Hocam yani penaltıda falan da çok enteresan işler oldu. Yani. Yani sen adam yani içeriden geçiyor iki oyuncu müdahale edemiyor falan. Yani stoper bu şekilde çalım yemez. Ki biz bunu daha önce de seninle konuştuk. Stoper bu şekilde çalım yemez. Stoper bu şekilde bakmadan geri pas atmaz. Stoper böyle yapmaz. Stoper sektirmez falan. Hep bunları seninle Fenerbahçe savunması Başımdan için çok geçtiği için konuştuğumuzu hocam. hatırlıyorum. Dolayısıyla bu kadar çok Stoper şunu yapmaz, stoper bunu yapmaz, stoper şunu yapmaz dersen yani... Hocam attan düşenin derdini attan düşen bilir evet. hocam. Ben attan düştüm. Onun için biliyorum hocam. O bir yüzden... düşersin ikinciyi yapmayacaksın ama. O yüzden... Devamlı attan düşersen o oh, pardon derler evet. ama. Bir düştün tamam. Peki bütün bu olayların içinde bir de şimdi az sonra gelecek ilk yarıda bir pozisyon var. Çok konuşulacaktır bu skordan sonra. Ben ben olsam o pozisyonu konuşacağım zaten. Skordan sonra da olsa, önce de olsa. Çünkü bu değişik bir pozisyon. Ben onu yıllarca anlattım pozisyon ama bizim hakem arkadaşlarımız eskiler, yeniler bilmiyorum hep kitaba baktıkları için kitap. Bu kitap tamam Kitap. Kitap tamam da o pozisyonun yorumu ne? O bir pozisyon. Onu konuşacağız o Pozisyonun biraz yorumu ne? Kitap tamam, kitap. Ben hep kitap tamam da kitabın dışına çıkın biraz abi. Pozisyonu nasıl yorumlayacaksınız? Mesela i̇şte benim yorumum, bilmiyorum anlatacağım şimdi. Görüntü gelince yani, konuşacağız. ben onu bu gol olur olmaz, foul olur olmazdan önce de anlattım. Birkaç sefer anlattım. Evet. Yani bandı çıkarsak şimdi onu bulamayız. Var, olduğu gibi var. Hem de bayağı yani. Birkaç kere farklı gelerek. maçlarda, farklı evet. takımlar içinde söyledik aynısını. Evet. Onun için dikkatli izleyenler bulmuştur. Evet. Tahmin ediyordur diye düşünüyoruz. Evet. Ee, ama tabii şimdi skor böyle olunca o daha enteresan bir hal aldı. O pozisyonun değerlendirmesi. Buyur. Yine stat dışında protestolar var. Bu e, Beşiktaş maçından sonra vardı özellikle. Bak hocam nereden nereye dönüyor iş. Görüyor musun? Dün böyle bir fırsat geliyor. Sen iç sahada İstanbul Sporlu oynuyorum diyorsun. 2-0 öndesin. 40 dakika var maçın bitmesine. Oradan şu protestoluk duruma dönüyorsun. Demek ki kenardan da iyi idare edilmiyorsun hocam. 2-0 kenardan iyi idare et hocam. Aynen öyle hocam. Şimdi kenardan Jesus da... iyi başladı. Hakikaten iyi başladı. Bir ben sordum bunu. Çalıştığı yerlerde bu hep böyle dediler ha. İyi başlarmış sonra sapıtırmış. Gittiği yerlerden bir konuştum. Dedim ki nasıl? Bu dediler iyi yerde hep başlar. Hakikaten burada da iyi başladı. Ama sonra Dünya yani Kupası'na kadar başka bir şey vardı yani. Başka bir Fenerbahçe vardı. Sen yalnız, diyorsun ya. Yalnız. Savunmaya gelmiyordu. Bak, Ön alandaki baskıyla çözüyordu işi. Çok arada gitti. Öyle bir arada Ali Koç'un beyanatı var ki böyle hep işte casus çok iyi mok iyi Ali Koç bir gün bak onu bulsak çıkarsak o satır arasında gitti. Beyler fazla havaya girmeyin fazla uçmayın ayağınız yere bassın gibi bir şey söyledi. Bak net söylüyorum bunu. Ben dedim bildiği var herhalde çünkü o takımdan yaşıyor, kulüpten yaşıyor. Tam Jesus böyle şeyken hani dedi ki onu bulsar arkadaşlar bulur basından falan var o. Ama satır arasına gitti o iş Ali Koç'un. Dedi ki beyler ayağınız yere basın biraz dedi. O bir şey gördü herhalde. Evet. Yani. Ayağınız yere basın biraz dedi fazla uçmayın gibi bir laf etti. Hatta, hatta bir cümle daha sarf etti. Allah'ın Portekizlisi falan dedi sonra. He, o kısmını hatırladım. Sonra. O cümleden sonra da ama, o cümleyi sarf etti. O cümleden sonra. Yani hafızam beni yanıltmaz hocam. Yani e, Arda kesinlikle çıkardılar. kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şey tamir edecek. Artık gücümüz de kalmadı. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz. Demiş ki gerçekten e, iyi iş çıkardı bugün ama işte tabi e, ee, galibiyet olmayınca anlamı ne oldu? kalmıyor. Oldu? Antrenmanla mı futbolcu fiziği kazanır yoksa maçla mı? Maçla kazanırım abi. Antrenmanı Güzel bana, yani, bana her gün 10 saat antrenman yap. Çıktı. Bana her gün 10 saat antrenman yap abi. Hikaye. Ben haftada 2-3 tane sağlam maç oynayayım en kral ben olurum fizikte. Çatır çatır fiziğim olur benim. Kendime de bakıyorsan. Öyle antrenmanda futbolcu fizik. Bir yere kadar. %60 kazanırsın. Geri %30'unu 25'ini Başta kazanırsın arkadaş. Bu çocuğu kenarda böyle süründüre süründüre Fenerbahçe'nin puanlarına da mal etti. Net. En az en az 7-8 puanı daha olurdu. En az. Eğer başta oynatıp sonra oyundan alsaydı. Hani sonra oyunlara soktu ya ısınmaya falan. Çocuğu da orada koparttı. Hocam orada bazı çok sevdiği oyuncular var. Onlara şans verdi daha çok. Benim çocuklarım var aldırdım diyor. Kontenjan diyorsa. senatörleri. Hani eskiden öyleymiş Orada ya. Orada kulüpten birileri çıkacak biliyorlarsa pardon diyecekler abi çağıracaklar. Şey alacaklar rapor alacaklar. İlhan Cavcan maçtan sonra giderdi kulübe çağırır da otur şuraya derdi antrenöre. Konuşsunlar en son yanarlar biden iyi biliyorum. Konuşsunlar anlat bakalım derdi. Anlat bakalım ama bilirdi İlhan abi bilirdi. Çünkü Afrika'dan gidip topçular alıp onlar milyona yirmişer milyona Real Madrid'e verdi biliyoruz. Tabii. Jeremy falan. Jeremy falan. Real Madrid'e gitti adam ya. Yani. Evet. <laughs> evet. Ee, yani elbette e, Fenerbahçe açısından hiç beklenmedik. Tam bir şok skor. E, Fenerbahçe büyük fırsat tepti. Manşeti de, başlığı da bunu anlatıyor. Şimdi birazdan görüntüler geldiğinde pozisyonları göreceğiz. E, ama e, o son bölümde futbolcuların, taraftarların yüz ifadesi hani e, bir tükenmişlik görüntüsüydü hocam. Bittik Bak. Diye. Öyle bir görüntüydü. Hangi havaya girdi biliyor musun? Şimdi. Şimdi şunu söyleyebilirim. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur. Evet. Bak bunu bu şimdiye kadar etmedim. Ve hep Fener olur diyordum. Yani Fener niye seyircisi kızıyor? Ya Kuba'da var Fenerbahçe. Ya niye böyle yapıyor? Daha hala yakalama şansı var ya bu maç. Şampi diyenler Galatasaray'a iyilik yapmıyor diyordum. Tweet bile attım. Şampi diyenler. Bak bunu söyleyen birisiyim. Ama bu akşam bu akşamdan sonra Galatasaray Beşiktaş Galatasaray yenerse tablo farklı olur. Ama Galatasaray'ın önünde tek maç var sana söyleyeyim. Öyle başka maç yok. Tek maç Beşiktaş'ı yendiği şampiyon olur. Ondan sonra Galatasaray hiç tutamaz. Çok net söylüyorum. Bak olay hangi tabloya geldi. Galatasaray'ın içi karışacak. Teknik adam. Şimdi olacak. beş 5 tane futbolcu Gomişe omuz çıkacaklar. Onun ile yine atacaklar. 5-6 futbolcu. Beğen Tam çek. rakip karışmış. Olay başka boyuta gidecek. Sen bunu bir veriyorsun. Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürüyorsun. Orada barış e. sağlanacak. Pazar günü Beşiktaş'ı yenerlerse Galatasaray ligi bitirdi. Hocam Beşiktaş güzel bir atasözümüz başka var. Kendi düşen ağlamaz. O kadar. Ee, yaralandık, üzüldük. Futbol böyle bir şey. Daha önce de karakter gösterdik. Geriden gelip kazandığımız maçlar vardı. Bu karakteri gösterdik ama bugün maalesef şans bizden yana değildi. Biz savaşmaya devam edeceğiz demiş Alioski. Bu maçta 5 dakika daha savaşsaydınız bitmişti. o zaman Onların önemi kalmadı artık evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey vardı ya konuşursun konuşursun. Hikaye konuşursun ama dersin amadan önceki her şey boşa gider ya bu biraz öyle olmuş. Peki sana şimdi ikinci bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe takımında kaptanlık yapabilecek kapasitede bir adam var mı bir futbolcu? 2-3 yıldır, 4 yıldır kaptanlık yapabilecek kapasitede. Kaptan ne demek biliyor musun? Şöyle baktığın zaman gel buraya diyeceksin. Gel sen buraya, sen oraya. Oraya, buraya gel konuşma filan. Onu yapacak bir tane adamın Sağ var mı? Sen kocam, öyle. Yaratamazsan böyle olursun. Kaptanlık yapacak adamın olacak. Oyun kaptanı olacak. Takım kaptanı ve oyun kaptanı, Disiplin kaptanı olacak abi. Bir Alex'i düşün. Bir Hacı'yı düşün. Bir Galatasaray'ı Bülent'i düşün. Düşün ya. Öyle kaptanlar da gelmiyor bir hocam artık. Ya kaleci Volkan'ı bile düşün ki kalecinin kaptanlığı hocam. zordur. Niye? Uzak oyna çünkü. E, takım hafızasına sahip, takımın kimliğine sahip. Evet. Oyun. Yani mesela Arda kalacak olsa e, 3-5 yıl sonra Arda'dan bir kaptan belki olabilir. 3-5 yıl sonra. Şimdi değil. Yani baktığı Ama, zaman sana, sen böyle baktığın zaman o gidecek abi. Ben antrenörün, tek tek adamın kolu olacaksın. O zaten. başka bir şey. Kolu olacaksın. O zaten. başka bir şey yani yok Peki, Reklama gidelim. Maç gelmek üzere. Sonra bayağı detaylı pozisyonları konuşacağız.